Sevgili dostlar, herkese merhaba. Canlı yayındayız. Tekrardan Transport Fever'a devam ediyoruz. Biz canlı yayında kayıt dışı olarak arabaların hepsini yeniledik. Gelen paraların tamamını arabaya gömdük. Onun dışında başka hiçbir ilerleme yapmadık. Yapacağımız ilerlemelerden bir tanesi bu yeni bölümler için tren yolunu devam ettirip şehirler arası yani 1, 2, 3, 4 şehrimize birden ulaşım sağlayacak yolcu treni ve akabinde aynı tren yolunu kullanacak olan kargo trenlerinin altyapısını oluşturacağımız bu tren yolunu koymak istiyorum. Şimdi oyunu iki hızında oynayalım. Benim buraya bir tren istasyonu koymam gerekecek. Şimdi paramız olmadığı için biz tren istasyonlarını koymadan devam ettik burada. Yerlerini belirledik az çok ama şimdi birazcık paramız varken krediyi de bu arada 6,5 milyona kadar düşürdük. Çünkü hatlarımız iyi kar ediyor şu anda. Arabaları seviyesini yükselttikçe, mevcut arabaların seviyesine çıkardıkça mevcut karları da doğal olarak arabanın taşıdığı ve saatte gittiği kilometre gibi iki katına çıktı. Örnek olarak bu dakikada diyorum. Tek seferde 6 taşıyordu ama 20 kilometre hızla gidiyordu bu hat. Kârı da 400-500 civarıydı. Biz bunu hızını 2 katına çıkardık bu kamyon ile. Taşıdığı kargo miktarı da 6'dan 7'ye çıktı. Hızı 2 katına çıktığı için kârı da otomatikman 2 katına çıktı sevgili dostlar. Şimdi bu şehir için şuraya bir tren istasyonu yapacağız. Oyunu bir pause yapayım. Öncelikle şuradaki burayı sileceğim. Tren istasyonuna gelelim. Bina, kargo istasyonu değil, yolcu terminal istasyonu. Şu. Şimdi çift raylı olsun, 320 metre olsun. Kaç para? 700. O kadar paramız var. Şimdi oyunu neden durdurdum? Şuradaki yolun bize bir etkisi var mı yok mu bilemiyorum. Ama olsaydı herhalde burada bir çıngık çıngık ses çıkardı. Tamam, oyunu açalım biz. Oyun devam etsin. Tren istasyonunu yolu gene attı oraya. Görüyor musun? Lap diye hemen attı. Tren istasyonunu buraya kurmak istiyorum. Kullanmak istiyorum. Bunun tren yolunu ayarlamak için tabi birazcık geriden halletmemiz lazım. Şurayı bir silelim. Rayı alalım. Şöyle yapıp daha sonra şöyle yaparsak olur diye düşünüyorum. Çift ray. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bayburt'a gideceğiz. Şu tren yolunu bir alalım şöyle. Oyun ilerliyor değil mi? İlerliyor. Güzel. Şuradan geçmem gerekiyor. Nasıl geçeceğim? Orada istasyon var. Şimdi oyunu bir durdurdum çünkü şuradaki yolları bir düzenlemek istiyorum buradaki yolları. Burada bir köprü var. Gelelim şimdi uluslararası yollara. Şuradan döndürmeyi alalım. Şöyle bir dönüş alalım. Neden bozuldu o dönüş? Şöyle bir dönüş alıp şuradan geçirebiliriz. Daha sonra burayı buraya kadar bir götürelim. Buradan böyle döndürdükten sonra bunu biraz daha silelim. Kentsel yol alalım şimdi. Bunu genişletip bu kentsel yolu buraya kadar bir getireyim. Daha sonra bu yolu alıp buraya bağlayıp burayı gene silelim. Buradaki yolu da aynı yerden alıp buraya bağlayalım. Fazlalık yolu sileceğim. Şimdi buranın bunu bir iptal et. Burayı bir şöyle bir de şöyle bağlayalım. Tamam. Orası oldu. Tamam. Oyun devam edebilir. Tren yolumuza geri dönelim. Buradan nasıl geleceğimiz az çok belli oldu. Şuradaki yolu takip edeceğiz. Bunun direkt olarak yanından gittiğim zaman aynı boyda olmasını istiyorum. Şuradan başlayalım. Ufak ufak giderseniz yer şekillerine uyum sağlıyor. Ben yanındaki yola uyum sağlamasını istediğim için bu şekilde götüreceğim. Yoksa bu dağdan çıkacaktık. Güzel oldu. Buradan şöyle bir dönüşe ne dersin? Burada tuhaf bir indi kalktı oluyor ama çok önemli değil. Buna tamam diyelim. Buradan
Öyle. Şuradaki yolu yapsam önce. Daha sonra bunu buna bağlasam. Daha güzel olacak gibi geliyor. Devam ediyoruz. Mustafa hocam hoş geldin. Şimdi burayı buraya bağladığımız zaman köprüye kadar olan kısımdaki tren yolunu bağladık ve kabul edilebilir. Acaba diyorum ki bu yolu daha güzel bir şekilde bağlayabilir miyiz? Yani tren yolu buradan bu şekilde geçsin. Biz bu yolu buraya gelecek yolu şöyle yapalım. Şuradan bir yol çıkartabiliyor muyum? Ona bakalım önce bir. Güzel çıkıyor mu? Olmuyor. Tamamdır. Peki buradan bir yol bağlayabiliyor muyum? Bir adet tren açıldı ve buradan buraya bağlayamıyorum. Tamam, sen olmuyorsun. Seni anladık. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Buradan düz biri geçsin, düz bir yol geçsin. Sonra şuraya bağlansın. Biraz öncekinden daha iyi gibi duruyor. Tren yoluna devam ediyoruz. Buraya bir köprü yapacağız. Paraya ihtiyaç var onun için. Kaç milyon TL gidecek bilmiyorum. Ek olarak bu köprüyü vapur için kullanacağız. Bu köprüyü aslında bunun altından vapur geçmez. Sıkıntılı bir durum. Biz bu köprüyü de yeniden yapalım. Biz bu köprüyü de yeniden yapalım sevgili dostlar. Umarım yapabiliriz. Uluslararası 6 şeritli yol. Buradan aldık. Düz olandan. Şuraya bastık. M tuşuna bir kere bas. M tuşuna 13 milyon, 15 milyon. Eyvahlar olsun. Eyvahlar. Normal kentsel yoldan yapalım. Sonra paramız geldiğinde. Ama bunu benim... Evet, para yetmiyor ya. 4 milyon vereceğim yolun yapımına. Tamam, yolsuz kalsın. Buraya ne geliyordu? Buraya hiçbir şey gelmiyor, değil mi? Hatları bir açalım. Tamam, burası şimdilik yolsuz kalsın abi. Paramız geldiğinde buranın yolunu yapalım. Biz önce tren yolunu yapalım. Çünkü sildiğimiz yolun parası bize gelmediğinden ötürü şu anda o yolu yapamıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şuraya bir tren yolu. Şuraya bir tren yolu. Bu ikisi arasında buraya bir tren yolu yaparsam 4 milyon istiyorsun. Biraz kaldırınca 4 küsür 5 6 altından vapur geçecek kadar yüksekliği olması lazım. Bunlardan vapur geçer mi bilmiyorum. Kullanacağız mı? Buradan kullanırız. Şu aralardan vapur geçiyor mu? Onu da bilmiyorum bu arada. Bu kadar kasıyoruz ama. Vapur kurmaya geldiğimiz zaman hallederiz diyorum. Ne diyorsun? Şimdilik böyle kalsın. Çok fazla para harcamayalım. 4-500 harcayalım. Vapur kurma işine geldiğimiz zaman büyük ihtimal çok paramız olur ve köprüyü siler yeniden yaparız. Şuradan döndürelim. Şu şekilde. Şurayı buraya bağlayalım. Geldik buradan. Şimdi dur, bunu yapmadan önce bu yol böyle olmaz. Bu yol böyle olmaz. Aslında olur da şuradan sonrası kötü yolum. Buradan sonrasını bir düzeltelim o yolun biz. Düzeltirsek şöyle oluyorsun. Sonra kötü bağlanıyorsun. Şu şekilde gelip
buradan buraya atarsak güzel. Peki ben buradan geçerken denizin kıyısından geçeceğim. Birazcık bizim için maliyetli bir iş olabilir bu durum. Gel bakalım nerede bizim tren yolumuz? Yol boyu gidelim. Şuradan yolu takip etmeyeceğiz. Şöyle yapıp daha sonra buradan buraya kadar gelebiliriz. Nasıl bir yol oldun sen? Tamamdır. Bu arayolu bağlamadık mı ya biz? Evet. Şuraya bir düzlük atalım şöyle. Ve burayı bağlayalım. Tamam, güzel oldu, kötü olmadı. Şimdi buradan sonra bak şuradaki çıkıntıyı yapma abi. Oradaki çıkıntıyı yapma. Buradan buraya düz bağlan. Ve burada gene böyle sağ tarafa atmışsın ya kendini. Atma hiç. Kendini oradaki çıkıntıya hiç atma. Oradaki yolu da şöyle yapalım. Tamamdır. Biz treni şöyle getireceğiz. Daha sonra burada yolun kenarına katacağız. Minimum arazi eğimiyle buradan geçmeye çalışacağız. Nasıl bir şey oldun? Gayet güzel oldun. Tamam, burayı alıp buraya bağlayabiliriz artık. 2.6 milyonumuz var. Evet, geldik bu tarafa. Şimdi burada yine şu yolumuzu bir silelim. Buraya artık istasyon koyabiliriz. 700 küsur istiyor. Yolcu istasyonu 2 tane 320. Şimdi istasyonun yukarıya doğru baksın. Şu kısmı istasyon yeri olarak kullanacağım. Şu kısmı. Raya gelip birinciden kendimizi şuraya bağlayabiliriz sevgili dostlar. Daha sonra devam edelim. Hemen buradan mı devam edelim, öbür taraftan? Bence öbür taraftan devam edelim. Çünkü buraları şu anda bizim için önemsiz. Daha önemli olanlar buraları. Buralardaki yapıları yaparak gidelim. Paramız biterse en azından. Şimdi 4 tane hiza olarak atmıştık bunları. Buraya bir adet. Hala fazlasın. Yolcu istasyonu şöyle bir çevirelim. Şu araya gelecek şekilde. Şöyle iyi gibi duruyor. 2 burada. Hizamız bunun yanında 4 taneydi. Şöyle içeriye doğru girelim biraz abi. Tren yollarını güncelleriz. Basit o iş. Şimdi devam edelim. Buranın gelen istasyon yolunu güncelleyeceğiz. Birinciden şuradan dümdüz bir tane çıkartalım. Şuradan buraya kadar çıkartalım. Daha sonra bunu buna bağladığımız zaman güzel bir yol olur. Şimdi buraya kadar silelim. Bunu alıp buraya bağlayalım. Güzel. Geldik yola. Bu yolu ne kadar
Nerede çarpışıyor? Onu bir bulalım. Bu gride çarpışıyorsun galiba. Biraz daha. Çok az bir şey daha. Şöyle evet. Şöyle koyalım yolumuzu. Şimdi buradaki buraya bir T yapalım. Burada bir yuvarlağımız var. Yolu sileceğim mecburen. T yapmazsak nasıl gözükürsün sen? Aslında bu da kötü durmuyor be. Şunu da buradan bağlarsak. Evet, kötü durmuyor. Türkiye yolları gibi işte. Şimdi gelelim. Gelelim bunun arkasına. Bina kısmından yolcu terminali atacağız. Bunlar yine 30'ar metre olacak ama ilk başta sağ ve solda birer platform olsun. Yine şu şekilde tam karşısına. Ne oldu ya? Nereye gitti bu? Bu ne bu? Bayburt Sinop yol yok diyor değil mi? Tamam, Bayburt Sinop yol olmasın abi. Bayburt'ta bizim zaten şeyimiz yok. Şimdilik önemli değil. Şuranın tam ortasından atarsak. Şöyle atarsak. Bunu bir yapılandıralım. Yolcu bekleme. Şuraya yolcu bekleme salonu atamıyor muyum? Atabiliyorum. Büyüğü neden atamıyorum? Büyüğü atamıyorum. Terminal. Büyüğü atabilseydim iyi olurdu. Bu tarafa doğru daha ilerlememiz gerekir mi bilmiyorum. Mesela yolcu platformunu şuraya attığım zaman ne oluyor bir bakayım. İlerleyebiliyorum. O yüzden o tarafa olmayacak. Belki de ikinci, üçüncüyü burada atmamız gerekecek. Şimdi bu tamam. Burası tamam. Geldik abi diğerine. Buraya bir tren şeysi koyacağız. Şunları kaldır. Bina, yolcu istasyonu çevir. Ve birazcık genişten bakalım. Şöyle döndürelim, döndürelim, döndürelim. Tabii 300 metre olduğu için biraz. Burası güzel. Raylarını halledelim. Daha sonra şunu birazcık silmemiz gerekecek. Raylar neredesin? Şimdi geldik yine bunun karşısına. Garajımızı atmaya. Geniş yoldan mı atsam acaba? İlerleyen dönemlerde büyütmem gerektiğinde silmem gerekecek çünkü. Böyle geniş yoldan atalım buraya. Karşısına şunu gelelim. Tam şu şekilde olacak. Bu şekilde koyalım. İki tane de bundan koyalım. Şimdi yolunu bağlayalım senin. Yol, bu geniş yol. Buraya kadar bir gelsin. Şurayı da geniş mi yapsaydık burayı da? Neyse tamam, geniş yapmayacağım. Şu şekilde bağlayalım. Tamam, orası öyle çıktı bir kalsın, onu sonra halledeceğim ben. Bu da buraya kadar bir gelsin. Daha sonra ufak yolların bir tanesi buraya, şunu da döndürerekten şuraya çakalım. Orası da yine kalsın o şekilde. Tamam, buradaki garajımız burası. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Geldik bu tarafa. Önümüze bir adet. Biz onu yanlış mı koyduk? Gideyim şuna bakayım. Bu farklı, o farklı.
Yolcu. Yolcu, tamam. Sıkıntı yok. Tipleri farklı olunca acaba dedim yanlış mı koyduk? Şimdi burada çarpışmıyorsun. Güzel. Tam şurası çok iyi. Karşısına bir adet otobüs terminalini gene atalım. Döndür, döndür, döndür. O yolla ortalayalım bunu biraz. Şu şekilde. Yapılandırma kısmına gelip bunu şuralara atalım. Yolumuza bir bakalım şimdi. Nereden gelir, nereye gider? Bu yol nereye gider? Bu yol bir şöyle gider gibi, tamam mı? Ne oldu? Bu yol bir şöyle gider gibi. Ondan sonra şu yolda bir böyle gider gibi. Ek olarak bana şu aradan da bir geçiş lazım. Ve şu aradan. Tamamdır. Buradaki yolları şöyle şuraya kadar bir genişleteyim ben. Tamamdır. Daha sonra bu aradaki yolu genişleteceğim. Hani şehrin ortasından geçen ana cadde gibi olması açısından. Şimdi geldik buraya. Buradan bir yol. Nerede çarpışıyorsun? Şurada çarpışıyorsun. Çok derinden çarpışmışız. Güzel oldu. Bu böyle iyi. Bina. Binayı da şu şekilde koyduktan sonra yolcu bekleme istasyonlarını buralara koyalım. Şimdi buradan bir yol geliyor. Bu yolu silersem ev de silinecek. Peki ben bu yolu alıp direkt şöyle bağlarsam kötü olacak o. Bir saniye. Burayı şuraya kadar bir götürelim. Daha sonra şurayı güncelleyelim. Ondan sonra ufak yolu alıp buradan bunu buraya sokuverelim. Bunu da şöyle birazcık uzatıp bunu da buraya sokuverelim. Sonra burayı sileyim ben. Ek olarak buradan şöyle bir yol gelsin. Şu yolu yine uzatalım. Bu da buraya bağlansın. Orası yine kalsın o şekilde. Şimdi tren güzergahı oluşturacağız. Hattı oluşturacağız ve tren satın alacağız. Şimdi bize bir tane tren deposu lazım. Tren deposu lazım. Buraya kadar bir tren yolu geliyor. Şu tren yolunu alalım. Götürelim gene buradan. Hatta şöyle ayıralım. Burada. Şuradan bir geçi versin. Buraya bir adet tren deposunu atalım. Öncelikle hattımızı oluşturalım. Bir problem var mı ona bakalım. Yeni hat. Buradan geldin. Buraya geldin. Buraya geldin. Sonra buraya geldin. Geri döndün. Geri döndün.
Tamam, bitti. Oraya bir tane daha atmayacağız. Atarsak hata veriyor galiba. Evet, bak hata veriyor. Şimdi hepsi bir de indirmesi kaldırması insan. Hattımız bu. Bundan sonra gelelim şuradaki sarı hatta. Şimdi bu sarı hattı kaldıracağız. Sarı hat dursun, tamam mı? Bak, bu sarı hat dursun. İnsanları bir de tren istasyonuna getirmemiz lazım. Yeni hat. Burası. 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 Ve burası. Tamam. Ondan sonra geldik buraya. Yeni hat. Buradan çıktın. Buraya girdin. Buradan çıktın, buraya girdin. Güzel. Buradan çıktın, buraya girdin. Güzel. Burası, burası. Sonra burası, burası, burası. Ve geldin. Buradan gelseydin iyi olurdu aslında. Burası. Buradaki hattımız da tamam. Sinop'a geldik. Sinop'a öncelikle yolcu indirme bindirme duraklarını koymamız lazım. Şimdi buradan çıktı araba, geldi. Bir, burada bir indirsin. Hatta şurada indirsin. İki, burada bir indir. Üç, şurada. Dört, burada. Buradan gidenleri al. Buraya gel. Yeni hat. Bu hat boş muydu? Değildi. Pardon. Fazladan hat ekledik. İstasyon ekle. 1 2 3 4 5 6 7. Güzel. Devam edelim. Bayburt. Şimdi şöyle çevirelim bir kafamızı. Yolcu durağı. Buradan çıktın, geldin. Tam şurada bir tane indir. Burada bir tane indir. Burada bir sahil yolu var. Burnumuz var. Şurada bir indirelim. Şurada bir indirip burada tekrar bindirelim. Ve burada tekrar bindirelim. Daha sonra şuradaki kalabalık mekana gelelim. Bu sahil yolunun önemi daha sonra artacak gibi gözüküyor ama şu ara yolu kullansak mı acaba? Buradan gelse, şuradan dönse olmaz. Şuradan gelmesi lazım. Şurayı alalım biz. Bu taraflara doğru genişleyelim. Tamamdır. Hatlara gelelim. Hat 14. İstasyon ekle. Buradan geldin. İndirdin. 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 Bindirdin. 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 Ve burada indirdin. Hatlarımız da tamam. Şimdi bir adet bize karayolu deposu lazım. Bu karayolu deposunu şuraya bağlayalım. Döndür bunu azıcık. Şimdi şöyle bağlarsak. Bu şekilde bağlayıp bu yolu da buna. Neden böyle bir Abuzettin yol oldun sen? O Abuzettin oluyor her türlü. Bu yolu. Şuradan bir adet sapak alalım şöyle. Tamamdır. Buraya bize 5 araç yeter. At 14.
Yolcu. Bunu kullanacağız. 5 tane araç satın al. Hat 14'e. Hat 14'e gel. Araçların hepsini seç. Rengi morumsu bir şey. Tamam. İlk otobüslerimiz çıkmaya başladı. Geldik şimdi tersten geriye doğru gidelim. Sinop'a. Sinop'a bir karayolu deposu koyalım. Sinop'un karayolu deposu var mıydı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yoksa da buraya koyalım. Buraya koyalım. Şöyle. Yol buradan böyle düz gidiyormuş gibi. Buradan da şöyle geçiversin. Güzeldir. Buranın hattı kaçtı? 13. 13'e yine 5 tane araç satın al. Hat 13'ün rengi nedir? Pembe. Hepsini seç. Şuradan pembe galiba. Hat 13'e çaktık abi. Güzel. Geriye doğru gidiyoruz. Buranın hattı 12. Burada bir karayolu deposu vardı. Burada araba varmış bu arada fazladan. Sat gitsin. Paramız oldu. Şimdi 5 tane de araç buraya satın alalım. Kaçtı buranın? Hattı kaçtı? 12. Burayı şöyle soluk kırmızı yapalım. Ve 12 numaralı hatta otobüsümüze atayalım. Bunu yapmış mıydık? Hat 11 ama arabasını almadık galiba, değil mi? Şuradan hat 11'in arabası yok. 10 nerede? 10 tren istasyonu değil mi? 10 tren istasyonu. 11'in arabası yok. Buranın kamyon deposunu nereye koymuştuk biz ya? Şurada. Tekrar bakacağım. 11. 5 tane bir araç satın al. Kahverengimsi bir şey. Hat 11. Tamam, şimdi yolcuları araçlar duraklara taşıyacak. Gelelim trene. Araç satın al. Dizel var mı? Yok. Elektrik zaten yok. Buhar. Daha en iyi çekiş gücü. Kilo Newton. 1150. 1000. Pardon. 250 kilo Newton. 229, 140, 150, 95, 130, 60. En iyi kilo Newton burada. Güç 1150 harcıyor, 1000 harcıyor. 76, 75. Tamam. China Railway JF1'i kullanıyoruz. 250 kilo Newton gücümüz var. 1968 yılına kadar bizi idare edebilecek bir lokomotif. Sonra geldik yolcu abi. 14 yolcu, 19 yolcu. Tabii ki 19 yolcu olanı alıyoruz. Mükemmel, iyi, vasat, yoksula gidene kadar alalım abi. 398, 421 çok oldu. 360 metre zaten bizim dalga. Yani o dalga değil, şu dalga. İstasyonların dalgası. Bu nerede iyi peki? Ona bakalım. Oo. Vasat, vasat, vasat. İyi. 1, 2, 3, 4 de iyi. 2 tane lokomotif koyup 8 tane vagon koyarsam 8 vagon 5, 6, 7, 8. Zaten parası da 13 milyon oluyor. Alamıyoruz. Biz yavaş yavaş gidiyoruz. Biz niye azıttık ya? Paraya hiç bakmıyorum ben. Sanki sonsuz param varmış gibi. Oh oh. Tren kaç parası sen ya? 4 milyon. Bunu alamıyoruz. Lokomotif çok pahalımış. 4 milyon. Bizim kaç paramız var? Zaten 4 milyonumuz var. Lokomotif tek başına mı gidip gelecek? 3 milyon. 3 milyon. 1,5 milyon yani.
150 hatta bu 140, bir 150, 95, 130 kilonewton çekebiliyorsun. 1 milyonsun. 150'ye 1.600. Bu 60 kilonewton çekebiliyor. 150 ile 30 arasında 400K fiyat farkı var. Tamam, şunu kullanabiliriz abi. Rusya Class SCH. Geldik kargoya, değil yolcuya. O 2'de direkt vasata düşüyor. Biz buna her türlü 2 tane şey eklersek ne olur? 3 milyon olur değil mi? Çekemeyecek yoksa. 2 tane ekleyelim. Kargo değil yolcu. Para bitti. Öyle de para bitiyor. Yoksula gidene kadar alacağım. Yoksula gidene kadar. Gerçi param, gene param bitiyor. Bu vagon mu pahalı ya? 1 milyon. 600. 19. Biz bence vagonu sonra yenileriz abi. Biz önce buradan başlayalım. Bu neymiş ya? Yükleme hızı 4x falan. 1940.000. Tamam, paramız geldi mi güncelleriz abi. Bu neymiş ya? 1, 2, 3, 4, 5 vagonla vasatız. 70 kapasite. Zaten paramız da yok başka. Satın al. Bunu da hat 10'a gönderip trenimizi birazcık izleyeceğiz sevgili dostlar. Kameramı kapatıyorum. Treni boydan boya bir izleyelim. Çuf 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 çuf. Trenimiz, yani lokomotifimiz, detaylar çok güzel, muazzam. Çuf 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 çuf. Sevdiğimiz sesler bunlar, çuf çuf. Tabii bir trene benzemiyor şu anda, daha çok solucana benziyor ama ilerleyen zamanlarda halledeceğiz. Şöyle yaptığım zaman buhar mahvediyor. Bunu birazcık izleyeceğiz. Hat boyunu komple izleyelim. Biliyorum siz de seviyorsunuz izlemeyi. İlk bölümün sonu bu hat bittiğinde olacak. Ben orada canlı yayındaki arkadaşlarla muhabbet edeyim. Bu tren istasyonlarına yük paralarını bağlayacak mısın? Bağlayacağız. Sinop'u gördüm, geldim. Sinoplu musun? Yo, neden Sinop ve Bayburt yapmaya çalışmıyor? Oyun kendisi otomatikman öyle bir isim atadı bize. Biz de atadığı isimleri değiştirmedik. Hatay, Mersin, Sinop, Bayburt. Oyun başlangıcında bu isimleri verdi bize. Yoksa Bayburt'ta deniz yok. Bu arada Türkiye'de kaç kişi Bayburt'un haritadaki yerini biliyordur? O da ayrı konu. Ben biliyorum. Malatya yok mu oyunda? 2 ton kayası gel al götür. Ya dediğim gibi isimleri oyun kendisi attı. Biz de ellemedik bu isimlere. Yalnız bu tren hattı bize zarar ettirebilir ya. Vagon sayımız yetersiz biraz. Biz erken mi gaza geldik acaba? Erken gaza gelmiş olup treni erken kurmuş olabilir miyiz? Şimdi tren iki kere gitsin gelsin de şeye bakalım bir. Kar mı ettiriyor, zarar mı ettiriyor? 2-3 kere de ancak belli olur bunun kar mı zarar mı ettir diye. İnsanların yerleşkelerini sen mi seçiyorsun? Otomatik mi nüfus artıyor? Otomatik artıyor. Şehrin şekli de otomatik olarak artıyor. Şehir kendisi otomatik yollar atıyor sağa sola ve oralarda insanlar birikmeye başlıyor. Bak mesela gökdelenler oldu. Gökdelenler kendileri oluyor. Şu yolu mesela kendi attı. Şu yolu kendi attı. Şuradaki yolları kendi attı. Oyun kendisi eviriyor. Sen sadece şehrin ihtiyaçlarını getiriyorsun. Ama şöyle bir yöntem de var. Şehri en ufak hale getirene kadar, tek bir sektör haline getirene kadar yolları silip, en sonki yolu silmeden kendin bir yol dizaynı yaparsan, senin çektiğin yolların kenarında da
evler geliyor sevgili dostlar. Yani şehir dizaynı da yapmak mümkün. Bunun FPS kamerası var mıydı ya? Şöyle kendimizi kömürcü olarak hissetsek, şuradan izlesek, kömürcüyüz biz diye. Ve yandan kafayı çıkartıp bakarlar ya. Burada sol yandan çıkartıp kafaya bakalım. Kömürcü roleplay. Otomatik kayıt geldi. O arada takılıyor biraz da, takıldı zannetmeyin. Bu oyunda FPS drop olmuyor ya. Güzel oyun, optimizasyonu güzel. Bu kömürcü roleplay'imizden çıktık. Kamera keşke otomatik takip etseymiş bıraktığım şekilde. Bu rakamları kaldırmanın bir yolu vardı dostlar. Hatırlıyor musunuz? Mesela artı 500, eksi 500. Bunu kaldırmanın bir yolu vardı. Üstad, bu oyun herhangi bir oyuna benzemiyor. Oyunları birbirine benzetmekten bence vazgeçmelisiniz. Cities Skylines, Tropico bu oyuna benzemiyor. Tropico Cities Skylines'a benzemiyor. Cities Skylines başka hiçbir oyuna benzemiyor. Hepsi kendi özelinde bambaşka oyunlar. Bu oyun Transport Fever, ulaşım ağı kurduğunuz bir oyun. Hızı arttırsan nasıl olur? Yok, yavaş izlerken yavaş arttırmak daha mantıklı. Keyif alıyoruz. Mersin'de mi aldık bir yolcuyu? Nerede aldık o bir yolcuyu bilmiyorum ama bir adet yolcu için koca tren hareket ettiriyoruz. Şimdi treni raya sokmadan da talep oluşmuyor sevgili dostlar. Hani yolcular biriksin, treni raya o zaman sokarım diyemiyorsunuz. Bu sefer talep oluşmuyor. Tren yok diye. Yeni kamyonlarımız geldi bu arada. Büyük ihtimal bir sonraki save'de bu kamyonların tamamını upgrade etmiş olarak başlayacağız. Çünkü kamyon upgrade etmek birazcık uzun bir süreç. Rahmetli dedem önce ateşçi idi, daha sonra makinistlik yapmıştı. Allah rahmet eylesin Mustafa Alev. Benim dedem de kaptandı. Vapur kaptanı. Yolcu vapuru kaptanıydı. Biz çok uzun bir süre İzmir'de Konak Karşıyaka seferini yapan vapura bedava bindik. Kaptan Cemal'in kızıyım diyordu annem. Lap lup geçip gidiyorduk. Şimdi dedemin kaptanlık yaptığı gemi, şey, vapur müze olarak Kordon'da sergileniyor. Yani dedem kaptanlık yaptığı için değil, bir tane vapuru müze yapmak istiyordu Büyükşehir Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Şans eseri dedemin kullandığı vapuru seçmişler. Bergama vapuru. Tren sesleri falan çok güzel ya. Yani oyunun seslerini acaba gidip gerçek trenlerden mi aldılar? Çünkü Euro Truck Simulator öyle yapıyor. Tırların seslerini gidip gerçek tırlarla mikrofon koyarak kayıt alıyorlar. Çarpışmaları, hurda arabaları çarpıştırarak o çarpışma seslerini alıyorlar. Acaba bu oyunda öyle bir şey var mı? Hani gidip kullanılmayan
trenlere mikrofon koyup çalıştırmışlar mıdır? Oyunda hangi yoldayız? Şu anda Sinop'a doğru gidiyoruz. Oradan da Bayburt'a geçeceğiz. Yıldayız. 1924 sağ altta gözüküyor, okunmuyor galiba. 1924 yılındayız. Bir sene sonra Göztepe kurulacak. 1925. Bir sene önce de Cumhuriyet kuruldu. Yolcu sayısı 2, 6, 8, 10, 13, 13 güzel. 13 yolcu. Daha iyi rotasyona oturur diye düşünüyorum yolcu sayısı. Serhat, hoş geldin. Teşekkürler. Yeni yolcu tren hattımız kullanıma açıldı. İlk seferlerde her zaman izliyoruz trenleri. Küçüklüğünde tren oyuncağı olmayan bir erkek çocuk oldu mu acaba? Benim çevremdeki her erkek çocuğun bir treni olmuştu. Ufak kırmızı kutuda böyle. 8 tane 9 tane rayı olan. Sadece yuvarlak çizebilen. O yuvarlak 8 tane hatlardan acaba nasıl bir şekil çıkartabiliriz diye, farklı bir şekil çıkartabiliriz diye uğraştığımız tren oyuncakları. Kalem pille çalışan. Benim zamanımın çocuklarının hepsinde vardı. Oraylar hep yetersiz geldi ya. Halıların çizgi kenar çizgilerine rayları es geçip artık rayları kullanmadan aynen o halıların kenarındaki desenlerin üzerinde trenleri götürürdük. Hani kendi gidemezdi de işte artık elimizde sürüklerdik. Ya benim yine de kendi bir evim olsa, kendi hayalindeki evim olsa, bahçeli, bahçe katı bir ev hayal ediyorum. Yani hayaller biliyorsunuz genelde kurulmuyor, olmuyor yani. Evin her yerinden geçen bir Lego tren hatları oluyor böyle. Ben YouTube'da bayağı bir videolarını izledim onların, sapık gibi. Öyle bir tren hattı yapabilirim yani. Tabii bunlar maddi imkanlarla sınırlı şeyler. Ama şöyle düşünüyorum. Eğer bahçeli, bahçe katı bir dairem oluyorsa kendi hayalimdeki gibi, o tren hattını kuracak Legoları alabilecek kadar da maddiyatım olur. Öyle bir eve sahip olmak öyle bir maddiyat gerektiriyor çünkü. Gerçek emekçiler bu buharlı makinelerde çalışanlardır. O zifir dumanı emekli olana dek solumak ciğerlerine ne kadar zarar verdi siz düşünün. Tabii ki madenciler de aynı şekilde. Kömür madencileri hala zor şartlarda çalışıyorlar. O halı kenarları zaten oyun için yapılmış sanki. Bayağı oyunda kullanılıyor. Tabii benim ufak oyuncak arabalarım vardı. Ufak ufak bir tane böyle. Ben hep onların halıların kenarında yol yapıyordum. Ama en sevdiğim şey iki demir arabayı birbirine çarptırarak acaba kırabilecek miyim? Hani kaza yaptı. Sürekli böyle birbirine bir hışımla böyle lap lap çarptırıyordum. Demir oldukları için kırılmıyorlardı ama arada sırada camları kayıyordu böyle, içeri doğru göçüyordu camları. Annem diyordu bir oyuncağı da kırmadan oyna be diyordu. Çok hoşuma gidiyordu oyuncakları kırmak. Daha doğrusu hani kaza mekaniği, o kaza yaptırmak çok hoşuma gidiyordu. Plastik arabaları çok hızlı vurmuyordum birbirine çünkü habire kırılıp duruyorlardı.
YouTube'da çok iyi tren videoları var bu arada. Ev yapımı. Bayağı bir böyle büyük mukavvaların üzerine bir şehri inşa ediyorlar ve o şehrin içinde tren hattı gidiyor geliyor. Evlerin içinde de yapan var. Bahçelerde giden gelen tünel yapanlar falan var abi. Tünel adam bildiğin bahçeye tünel yapmış tren için. Hayalim o bahçeli ev ve Lego, ama bahçeli olmayan evlerde de insanlar böyle bir suntanın mukavvanın üzerine şehir inşa edip şehrin içinde tren hattı yapmışlar. Maket evler, maket istasyonlar. Birden farklı yerlerine kamera koyup treni döngüye sokarak sürekli YouTube'da canlı yayın açıyorlar. yolcumuzla hattımızın son istasyonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili yolcular. Bayburt istasyonu trenimizin son noktasıdır. Lütfen valizlerinizi unutmayın. Bu arada bayağı bir yolcu birikmiş. Bayburt'tan Sinop, Hatay ve Mersin tarafına gidecek yolcularımız için 5 dakika mola süremiz vardır. YouTube'dan izleyen sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kaç yolcumuz var ona bir bakalım. 55 yolcu gayet iyi. Biz bir dahaki sefere büyük ihtimal 70 yolcu bandını, hatta istasyonda tren alamayacağımız yolcularımız olacak diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.